Evet, selamlar. Yaklaşık 10 gündür yoktum. Biliyorum kızıyorsunuz bana düzensiz video attığım için ama söz veriyorum bundan sonra daha farklı olacak. Aklımdakini söyleyeyim, haftada 3-4 tane video gelecek. Yani bunu yapacağım, size söz veriyorum. Bugünkü videomuzda 10 gün öncesinde ıvır zıvır videosu çekmiştim biliyorsunuz. Onların kutu açılımını yapmıştım. Bu videoda onları inceleyeceğiz. Ama öncesinde küçük bir duyuru yapmak istiyorum. Biliyorsunuz daha öncesinde Pep Kart'la alakalı bir şeyler anlatmıştım. Pep Kart'ın bir kampanyası var. Uygulamayı indirip kart isteyen herkese içinde 50 lira yüklü olarak geliyor. Yani havadan 50 lira dağıtıyorlar. Eğer siz de şartları görmek istiyorsanız aşağıdan uygulamayı indirebilirsiniz. Linki bıraktım. Oradan tıklarsanız Android, iOS fark etmez. Direkt uygulamaya ulaşabiliyorsunuz. Pep Kart'ın ne olduğunu da anlatayım. Sanal kart oluşturan bir güvenlik sistemi diyeyim. Kredi kartınız yoksa bile Pep Kart çıkararak internet alışverişi yapabiliyorsunuz. Bu bahsettiğim 50 lira da sadece internet alışverişlerinde geçerli. Neyse, daha fazla uzatmayayım. Hemen ürünleri incelemeye geçelim. Evet, ilk hassas terazimizle başlayalım. Bu arada bana çok değişik bir bilgi verdi izleyenler, ben bilmiyordum. Hassas terazi alanların dikkat etmesi gerekiyormuş. Çünkü hassas terazi satışları devlet tarafından takip ediliyormuş. Bunun sebebi biliyorsunuz hassas teraziye genellikle demeyeyim çok yanlış olur da uyuşturucu satıcıları, torbacılar vesaire kullanıyor. Bu yüzden devlet onları yakalayabilmek için bu tarz alışverişleri takip ediyormuş. Ben de yeni öğrendim. Umarım başımıza bir şey gelmez. Şöyle jelatinle sıyıralım sizin için. Beklettim. Oy. Oh yeah. Şöyle minnacık bir ürünümüz var. Arkasına iki tane küçük pil takarak çalıştırabiliyorsunuz. Pilleri taktım. Piller zaten içinden çıkmıştı. Kullandım bu pilleri. Hiçbir problem yok bu arada pillerde. Şöyle şu an görebilirsiniz. 0 gramda. Parmağımı bastırıyorum. Direkt artıyor. Bir şey koyalım üstüne. Şu ışıklarımın kumandasını koyayım. 35.6 gram. Atıyorum birazdan inceleyeceğimiz şu mini tıraş makinesini de tartalım. 21.6 gram. Yani 1 gramın onda biri kadar hassasiyete inebiliyor. Buradan mesela bir şey koydunuz. T'ye basarak sıfırlayabiliyorsunuz. Kaldırdığınızda eksiye düşüyor. Yani bir şeyler ekledikçe sıfırlayabilirsiniz. Bu T'nin anlamı tear'dır. Kapama açma tuşu burada. Şurada M tuşu var. M'ye bastığınızda farklı ağırlık birimlerini gösteriyor. İşte Amerika'da kullanılan OZ nasıl söyleniyor bilmiyorum mu? İşte OZT, DVT, CT. Bir sürü bilmediğimiz, kullanmadığımız ağırlık birimlerine çevirebiliyor. Şu PCS tuşuna bastığınızda da birim halde ölçüyor. Yani neydi bu? 21.7 gramda, 6 gramda değişebilir. Çok ufak tefek farklılıklar olabilir. Bunu mesela düz noktasız şekilde yazıyor. Yani 0.1 gramı bir birim olarak tartıyor. Bu da bu kadar gayet güzel çalışıyor. Kenara yolluyorum. Şimdi biraz daha basit bir ürünle devam edelim. Bokoma'mız elimde. Gerçekten tatlı bir alet. Şöyle, oy, sağdan, soldan, arkadan, diken diken oldu tüylerim ben. Şöyle güzel bir şekilde masaj yapabilirsiniz kafanıza. Biraz böyle tüylerinizi kaldırıyor onu söyleyeyim ama çok rahatlatıyor. Yani sizi rahatlatacak alabileceğiniz en ucuz ürünlerden biri. Bir sürü yerde satılıyor, bu sitede de fiyatı uygun gerçi. Aşağıda linkleri var ürünlerin, istediğinize bakabilirsiniz. Bunu da geçtik. Evet, geldik en pahalı ürünümüze. Sizin için daha harflerini bile açmadım, birlikte göreceğiz. Şöyle şeffaf şekilde harfler mevcut. Birkaç tane simge, ikon diyebileceğimiz şeyler de var. Hoppa. Böyle zaten tek tek koparabiliyorsunuz. Yine buğulama mı var suratta? Powerbank'imi unutmuşum. O yüzden projeksiyona bağlayacağım. Projeksiyon aynı zamanda bir powerbank'miş. Onu da öğrendim. Taktığınızda direkt çalışıyor. Çalışadı. Aa, oha! Bir şey söyleyeyim, şu an ayıktım ha. Basılı tutarak açıyorum, bir kere bastığımda power'ı geliyormuş. Teknoloji ya. Neyse, şimdi abone ol yazalım. Yok, helal et yazalım. Evet, bu şekilde tablomuzu oluşturduk. Şöyle göstereyim. Şöyle helal et yazmak yerine şu şekilde de yazabilirsiniz. Bu kötü espri için şimdiden helal edin.
Evet, sırada o gördüğünüz sapık gözlüğüne benzeyen gözlük var. Şöyle fark ettiniz mi bilmiyorum. Bir tanesinin camı var, bir tanesinin yok. İlk çıkarttığımda kutudan fark etmedim. Sonra geçtiğimiz videoyu izledim. Kutudan çıkarttığımda da lensi yok. Yani ben düşürdüm zannettim. Ama içinde lens olmadan gelmiş. Firmaya yazdım, durumu anlattım. Ya dedi yenisini yollayalım ya paranızı iade edelim dediler. Ben de para iadesi istedim. Çünkü size tanıtmak için almıştım ve zamanında yetişmeyeceği için iade istedim. Gözlük tek gözünüzü kapattığınızda aslında güzel. Gerçekten böyle 4 kat yakınlaştırma uzaklaştırma yapıyor. Fakat şunu söylemek istiyorum. Parça kalitesi inanılmaz kötü. Gerçekten çok kötü. Yani çok çok daha iyi bir malzeme kullanılabilirdi. Tabii ki bu da plastik bir malzeme ama plastiklerin bile bir kalitesi oluyor. Yani daha iyi yapılabilirdi. O yüzden çok önereceğim bir ürün değil ama çalışıyor. 4 kat gerçekten yakınlaştırıyor. Size gösteremiyorum maalesef. Tek gözümü kapattığımda istediğim verimi aldım açıkçası. Ha, kimler alabilir bunu? Böyle küçük ince işlerde çalışıyorsanız, yakınlaştırma gerekiyorsa, gerçi onun gözlükleri farklı da, bu tarz ucuz bir alternatif kullanabilirsiniz, işe yarar. Ama onun dışında önermiyorum. Evet, sırada ekran büyütücümüz var. İsmi biraz komik. Yani biz öyle diyoruz. Ben bunu denedim bu arada. Gayet güzel çalışıyor. Fakat benim kullanacağım bir ürün değil. Çünkü ben telefondan hiçbir şey seyretmem. Genellikle laptop vesaire kullanıyorum. Ama onun gibi bir alternatifiniz yoksa kesinlikle işe yarayan bir ürün. Ürün malzeme kalitesi olarak çok hafif bir plastikten yapılmış. Telefonunuzu koyup sabitleyebileceğiniz bir stand mevcut. Telefonun büyüklüğüne göre değişmez. Hepsini tutar diye düşünüyorum. Ardından görüntüyü büyütebiliyorsunuz fakat her istediğiniz açıya göre ayarlayamıyorsunuz maalesef. Kendinizi biraz bu cihaza göre ayarlamanız gerekiyor. Yani küçük bir görüntüyü evet tam ekranmış gibi izleyebiliyorsunuz ama görüntüde hafif bir bozulma oluyor önündeki camın yapısından dolayı. Ama beni rahatsız etmedi açıkçası. Bu ürün de böyleydi. Aldığım diş fırçalığı hatırlarsınız. Şu şekilde açıp içine yerleştiriyorsunuz ve kapatıyorsunuz. Gayet kompakt, kolay bir ürün. Bunu incelememe gerek yok diye düşünüyorum. Bunu da kaldırdık. Ve geçelim yemek kabımıza. Yemek kabımı daha kullanmak nasip olmadı açıkçası. Şöyle tekrardan açıp göstereyim içini. Şöyle plastik çatal bıçağımız var içinde. Öğünlerimizi bölebilmemiz için şöyle bir plastik parça var. Bunu istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz sağa sola ve duruyor. Yani bunun da anlatılacak bir şey yok. Bu arada bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Mikrodalgaya atılabilir yazıyor ama ben yine de atmanızı tavsiye etmiyorum. Erimez kesinlikle, onu söyleyeyim ama sonuç olarak plastik bir malzeme. O yüzden kullanmamaya çalışın diyeyim. Bu da böyleydi. Ve geldik gerçekten değişik bir ürüne. Bunu söylemiştim. Şu gıdı bölgesini eriten, incelten bir alet. Egzersiz aleti aslında. Şu şekilde mikrofon var ama şöyle mikrofonu çıkartıp anlatacağım. Diğer türlü gösteremiyorum. Şu şekilde şu çukura yerleştiriyorsunuz ve iğrenç bir görüntü geliyor şimdi. Bu şekilde ağzınızı açıp kapatıyorsunuz. Bu şekilde bu arada kendi duruyor. Duruyor ama siz yine elinizle destekleyin. Bu şekilde yaptığınızda şu dilinizin altındaki kasın kasıldığını hissediyorsunuz. Gerçekten geliştirdiği apaçık. Çok uzun süre yaparsanız, yani 2-3 dakikanın üstüne çıkarsanız kramp giriyor burnunuza. Ben yaşadım. Bilgisayar başındayken öyle takıldım biraz bununla ve o krampı geçiremedim. Dilinizi oynatınca geçiyor bu arada, alt üst yapınca. Burada da direnç telleri var. Şu an içinde en hafif olan takılı. Yeşil renkli olan yay. Kırmızı, siyah diye dirençler yükseliyor. Zamanla şu kası geliştirdikçe bunları yükseltebilirsiniz. Ürün işe yarar bence ama gerçekten uzun süre kullanmanız gerekebilir. Evet, şimdi sırada bu gördüğünüz çok basit plastik parçası var. 3D printerlardan çok rahat yazdırabileceğiniz bir ürün. Fakat bu ürün bende çalışmadı. Çalışmadığından kastım işime yaramadı. Çünkü şu gördüğünüz kesim yüzünden hiçbir şarj aletine uymadı neredeyse. 3-4 tane şarj aleti denedim ve burası çok geniş yapılmış. Kayıp düşüyor. Belki bunun şu çevresine silikon bir şey yerleştirilseydi şarj aletine tutunabilirdi. Zaten çekimlerini yaptım, şimdi göreceksiniz. Dediğim gibi 3-4 şarj aletini koyduğum anda pıt diye düşüyor, hiçbir işe yaramıyor. Daha farklı yapılmalıydı bence tasarım olarak. O yüzden... Evet, şimdi sırada telefon için kullanılan lenslerimiz var. Ben kutu açılımında bir hata yapmışım. 3 tane lens çıkması lazım, 2 tane lens çıktı diye söylemiştim videoda. Ama yorumlarda beni uyandırdınız işe, öyle söyleyeyim. Şöyle göstereyim. 2 tane lens üst üste takılı geliyormuş. Bunu bilenleriniz yazmış. Allah.
En az 3-4 kişi yazmış. Ben bilmediğim için göremedim. Hakikaten dediğiniz gibiymiş. Firmayla konuşmuştum eksik diye. Bana yenisini yollayacaklarını söylemişti. Sonra yorumlarda bunu fark ettikten sonra hemen firmaya yazdım ve göndermeyin dedim. Vallahi şaka maka adamların günahını almışız. Ürünü hemen inceleyelim. Şu fish eye lens dediğimiz balık gözü lensi. Hemen şu klipsimize takıyoruz. Genellikle çoğu telefona uyumlu ama yeni çıkan işte iPhone X, iPhone XR tarzında kamera yapısına sahip olan telefonlara uyumlu değil maalesef. Böyle yuvarlak olan lenslere uygun sadece. Şöyle pıt diye duyduğunuz sesi tam olarak oturdu. Şöyle şu an videoyu çekiyorum, klipsi takıyorum. Normal hali bu şekilde buranın. Şöyle kendimi nasıl gördüğümü de göstereyim size. Evet, şu an balık gözü lens takılı ve böyle bir görüntü var. Yani kaliteyi biraz bozuyor. Çok belli oluyordur zaten. Böyle bir, nasıl diyeyim, puslu bir görüntü var orijinaline göre. Hemen çıkartıyorum tekrar. Bakın, netliği bile gidiyor. Bu da geniş açı lensimiz. Balık gözü kadar böyle abartılı bir açı yok. Çıkartıyorum, tekrar takıyorum. Bu şekilde. Şimdi size bir de makro lensini göstermek istiyorum. Benim en sevdiğim lens makro lensi oldu bu arada. Wide angle lensi, yani geniş açı lensi makro lens olmadan kullanılmıyor. Onu söyleyeyim. Şimdi size makro lensi göstereceğim. Mesela şu an bu lense yaklaştım ve odaklayamıyor çok yakın olduğu için. Makro lensi taktım. Bakın görebilirsiniz ne kadar yakına geliyorum. Odaklayabiliyor ve gayet başarılı. Mesela elim, bakın burada gözeneklere kadar gözüküyor. Burada kıl var lan, ne bu? Ay. Bakın normalde bu kadar yaklaştığımda odaklayamıyor. Ve makro lensi tekrar taktım. Bakın şu an kol kıllarımı gösteriyorum size. Görüyor musunuz ne kadar yakın gösteriyor? Evet, bu lensi gördünüz. Bence güzel, fiyatına göre hiç fena değil. Ama balık gözü lens için aynısını söyleyemeyeceğim. Çok başarılı değil. Evet, çok geniş açı gösteriyor ama biraz görüntüyü bozuyor. Onun dışında hiçbir problemi yok. Taşıma kılıfı da vardı, onu da göstermiştim. Evet, şimdi bakım zamanı. Yüzümü yıkarken kullandığım jelleri suratıma yedirebilmem ve masaj yapabilmem için şöyle bir uç aldım. Daha denemedim. Şimdi birlikte deneyeceğiz. Şu fırça kısmı yüzünüze sürdüğünüz jeli köpürtmeye yarıyor. Ve aynı zamanda şu yumuşak fırçalarla masaj yapıyor size. Arka tarafı da tam ne işe yaradığını bilmiyorum ama bu gözenikleri açıp temizlemesine yardımcı oluyordur diye düşünüyorum. Tamamen salladım şu an. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Ama tahminim o yönde. Evet, yüzümü de biraz ıslattım. Fırçayı da ıslattım. Şöyle jelimizden biraz döküyorum ve bunu sürmeye başlıyorum. Rahatlatıcı bir şey değil, onu söyleyeyim. Hani beklediğimden daha şey çıktı, sert çıktı. Ha, göz altlarına ama çok tatlı geliyor ya, onu söyleyeyim. Tersini yapacağım şimdi. Ay, oy 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 oy. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten şu arkasına bayıldım. Bir yıkayıp geleyim yüzümü. Evet, geri geldim. Ben bunu tekrar suya tutup suratıma süreyim dedim abi, o zaman köpürmeye başladı. Bunu ara ara suya tutmanız gerekiyor sürerken köpürmesi için. Onu fark ettim. Size gelip bunu anlatmak istedim sadece. Anım bu kadardı. Görüşürüz. Allah, gözüm yanıyor. Evet, gerçekten çok güzel bir ürün. Fiyatını da hak ediyor. Ben gerçekten beğendim. Hani vücudumu böyle bebek poposu gibi yaptı. Yıkadıktan sonra fark ettim bunu. Bunu kesinlikle öneriyorum bu arada. Bu tarz bir şey düşünenleriniz varsa alabilir. Gerçekten uygun bir alternatif. Evet, gelelim şu alete. Cam temizleme aleti. Ben bunu kendi ofisimin camları için almıştım. Fakat yorumlarda da yazmışlar. Ofisimin camları çift cammış benim. Ben bunu kullanana kadar fark etmedim. Çift camlarda çok bir işe yaramıyor. Tek camlarda da çok verimli çalışmıyor diyeyim. Mıknatısı falan gayet güzel fakat silecek bölümleri çok kaliteli değil ve istediğim performansı alamadım açıkçası. Biraz daha iyi bir şey bekliyordum. Ama yani çok kirli camları biraz temizler ama pırıl pırıl yapmaz. Leke bırakır ya da ben beceremedim yapmayı, bilmiyorum. Çok çamurlu bir cama sürdüğünüzde çamuru yayarsınız, onu söyleyeyim. Gerçekten çok kirli camlara uygun değil. Ben öyle hissettim. Bunu da kenara alalım. Evet, gelelim bebeğime. Şimdi bu gördüğünüz kalem büyüklüğünde bir tıraş makinesi. Şöyle küçük bir pille çalışıyor. Artısı eksisine göre takabilirsiniz. Şöyle kılları alacağım parmağımın üstündeki. Şöyle bir bölgede göstereyim size. Mesela şurası. Bakın, görebilirsiniz. Ufak tefek böyle kılları, tüyleri alıyor. Şöyle biraz yapayım hatta. Bayağı kolumu aldım şu an yani. Şurayı daha iyi görebilirsiniz herhalde. Bakın.
Ürün gayet güzel çalışıyor. Şöyle kapağını da takayım size. Bir uzun bir kısa kısmı var. Numaraları yazılmamış. Sanırım 2 numara 3 numara veya 1 numara 2 numara gibi düşünebilirsiniz. Şöyle kılları kısaltabilirsiniz. Ve gerçekten kısaltıyor da. Beni şaşırttı performansı. Gözüküyor mu kamerada bilmiyorum onu da. Şu an kol kıllarımın hepsini alıyor. Yani kısaltıyor daha doğrusu. Ama şöyle bir sıkıntısı var bu ürünün. Böyle sakal gibi sert kılları alamıyor. Çünkü şu gördüğünüz küçük jilet kısımları kılı alabilecek genişlikte değil. Ve o yüzden büyük kılları, yani sakal büyüklüğündeki kılları kesinlikle almıyor, onu söyleyeyim. Yani üstünde sakal vesaire düzeltmek için yazılmış. İşe yaramıyor dediğim gibi, ama yanak tüyleri, işte tüy diyebileceğimiz ince kılları çok rahat bir şekilde alıyor. Ben sevdim. Fiyatına göre bence çok iyi bir ürün. Yani beni şaşırttı, öyle söyleyeyim. Evet, bu ürünümüz de böyleydi. Gerçekten fiyat performans ürünü diyebilirim. Geldik damacana pompasına. Bir haftadır kullanıyorum ya da 10 gündür. Ve şıkır şıkır çalışıyor. Daha hiç şarja takmadım. Kutusundan çıktığından beri ne kadar şarj varsa onunla devam ediyor. Verdiği su tazyiği falan gayet başarılı. Tek bir problemim var, onu da gösteriyorum. Niye bu kadar aşağı doğru götürdüm şişeyi, onu da söyleyeyim. Verdiği su tazyiği azalıp yükselmiyor. Yani aynı oranda veriyor sürekli. Bu gayet güzel. Dediğim gibi tek dezavantajı şu çıkardığı ses. Keşke sessiz çalışsaymış diyeyim, ama çok rahatsız edici bir ses değil. Ama evde kullanıma ne kadar uygun? O biraz merak konusu. Çünkü ev ahalisi uyurken falan bunu çalıştırırsanız böyle bir gece sessizliğinde sıkıntı olabilir. Ama onun dışında ofistir veya işte kişisel odanızdadır vesaire bir problem yok. Fiyatına göre ben gayet iyi buldum bu ürünü. Bomba bomba çalışıyor. Heh, bu arada şunu da söyleyeyim. Damacanaya tam oturmuyor. Şöyle üstünde kalıyor. Ya yani direkt çıkarabilirsiniz. Evet, yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. 3 tane ürünümüz kaldı. Bir boy uzatıcı, topuk pedlerimiz diyeyim. Lambamız, bir de kantarımız kaldı. Işıkla devam etmek istiyorum. Bu dolabın içine böyle ıvır zıvırlarımı, işte bardaklar, işte çaydır, filtre kahvedir, bu tarz şeyleri koyuyorum. Burada şampuanım falan var. Burada yukarıda ürünler var. Şimdi şu an buraya softbox'ı çevirdim. Normalde burası çok karanlık. Yukarıdaki ışık yanmıyor. Karanlıkta burada ışık olması gerekiyor ve o yüzden almıştım bu ampulü. Şöyle göstereyim. Arkasında bir yapışkanı var. Onu söktüm. Ve tam ortalayacak şekilde yapıştırıyorum. Bu arada bunu yapıştırdıktan sonra bu ışığı istediğiniz zaman çıkartabiliyorsunuz buradan. Yerine tekrar takalım. Gayet güzel olmuş bu. Işığı bir yere götürmeniz gerekiyor mesela. Direkt çıkarıp götürebilirsiniz. Mesela şimdi softbox'ı kapatıyorum. Bakın görüyorsunuz, şu an burası bayağı karanlık. Işığı yaktığımda içerideki her şeyi görebiliyorum. Neden bunu içeri değil de kapağı taktım? Çünkü raflar olduğu için ışığın yayılmasını engelliyor. Kapağı taktığım için tüm rafları şu an görebiliyorum net bir şekilde. Şöyle kapatabiliyorum. Gayet işime yarayacak. Niye kapanmıyor lan? Ha, pardon. Sert çekmeniz gerekiyormuş. Bu ürün gayet başarılı, öneririm. 2 tane pille çalışıyor, kalem pille. Evet, şimdi kantarımızı sabit bir yere astım. On-off tuşundan çalıştırıyorum. Şu an kilogram cinsinden ölçüm yapabilirsiniz. Unit'e bastığınızda farklı ağırlık birimlerine giriyor. Kilogramı kullanacağım ben. Mesela şurada bir poşet var, içinde poğaça vesaire var. Evet, şu an tarttım. 300 gram da kilitlendi. Sabit durduğu ağırlıkta kilitleniyor. Kaldırıyorum. Bakın şurada bir kilit işareti çıktı. Gözüküyor mu bilmiyorum. Tear dediğinizde sıfırlarsınız. Buna şimdi bel çantamı asacağım. Şöyle astım. 425 gram kendini kilitledi. Gayet güzel çalışıyor. Tekrar başka bir şey tartacağınızı sıfırlamanız yeterli. Şu an kamerayı sabit bir yere koydum. Hiç hareket ettirmeyeceğim. Sadece ben hareket edeceğim. Şu boyu uzattığı söylenen silikonları kullanacağım. Bu arada merak edenler için söyleyeyim, gerçekten uzatıyor. Siz de göreceksiniz. Şimdi şu ayakkabıları giyeceğim. Topuklarımı duvara dayayacağım. Dimdik duracağım. Aradaki farkı görürsünüz zaten. Evet, şu an ayağımda gösterdiğim ayakkabılar var ve dimdik şekilde duruyorum. Hatta yaslanayım. Öncelikle ürünü nasıl kullanmanız gerektiğini de söyleyeyim. Bu şekilde birbirine geçmeli tabanlara sahip. Şu kalınlıkta bir dolgu elde ediyorsunuz birleştirince. İstediğiniz gibi katmanları düşürerek
kısaltabilirsiniz. En fazla bu kadar oluyor. Ben aradaki farkı göstereceğim. Ayakkabının taban içini çıkartıyorsunuz. Bunu altına yerleştiriyorsunuz. Aynı işlemi diğer ayakkabı için de yapıyorsunuz tabii ki. Evet, şimdi iki ayakkabıyı da giydim. Şu an boyum bu şekilde. Ayaklarım yere basıyor. Topuklarım dayalı bir şekilde. Duruyorum. Yan taraftaki fotoğrafla aradaki farkı kıyaslayabilirsiniz. Ben takribi 3 santim falan attığımı görüyorum. Öyle hissediyorum yani ayaklarımın yukarı olmasından. Şöyle bir dezavantajı var. Evet, rahat, bir sıkıntı yaratmıyor ama alışmanız biraz zaman alabilir. Çünkü en başlarda kalplarınız kasılıyor. Sanki böyle platform topukluğuyla yürüyormuş gibi bir his var. Tabii ki yürümedim daha önce ama tahmin edebiliyorum o hissi. Ya bu tarz çözümler üretebilirsiniz ama boy uzatıcı, haplardır vesaire, onlara hiç bulaşmayın. Çoğu para tuzağı, hatta hepsi para tuzağı. Sağlığınızdan olmayın diyeyim. Hadi yavaş yavaş kapanışa geçelim. Evet, videoyu farklı bir açıyla kapatayım dedim. Umarım ürünleri beğenmişsinizdir. Aşağıda linklerini bıraktım. İstediğinizi seçebilirsiniz. Siteyi de bir gezin derim. İşinize yarayacak şeyler bulabilirsiniz. Dediğim gibi PepCard 50 lira hediyesini kaçırmayın. Aşağı onun da linkini bıraktım. Uygulamayı indirip kayıt olduktan sonra kartınızı istediğinizde 50 liranızı kullanabilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.